Bu yenilgiyi kabul eden bir çıkış ve bence bir çılgınlık. ABD'nin Kudüs kararı ile ilgili konuştu Vatan Partisi lideri. Önemli açıklamalar yaptı. Amerika'nın bölgedeki yenilgisinin ardından karışıklık amaçladığını belirtti. Ben yenildim. Batı Asya benim kontrolümden çıkıyor. Bari buralarda kaos olsun, karışıklık olsun. Kudüs'ü başkent ilan ederek Amerika birdenbire o Batı Asya'daki düşmanlarını çoğalttı. Dostlarını da nötr, tarafsız bölgeye itti veya bir kısmını iyice karşıya itti. Kudüs eksenli bir savaşta Amerika'nın kazanma ihtimali olmadığını belirtti Perinçek. Yani Kudüs eksenli bir savaşta İsrail yalnız kalır. Elinde bir tek PKK ve PYD olur, onların da bir gücü yok. Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan güncellenmeli, misak-ı millimize sahip çıkamadık açıklamalarına da değindi. Tecrübeleri, birikimleri Türkiye'yi yönetmeye yetmiyor. Lozan tabii Türkiye'nin tapusu, kuruluş senedi, uluslararası planda falan. Lozan'ın güncelleşmesi deyince herkesin aklına başka şey geliyor. Hala Irak'la ve Suriye ile Türkiye arasında sınır kavgaları çıkartmak isteyen her girişim Amerika kaynaklıdır. Bugün en yanlış şey, misak-ı milli gibi kutsal bir kavramı da kullanarak Türkiye'nin güneyindeki sınırları yeniden belirleme gibi iddialarla ortaya çıkmaktır. Bu vahim sonuçları yol açar. Son Almanya ziyaretinden de bahseden Perinçek, iktidarın Almanya politikasının çok yanlış olduğunu söyledi. Bugün Almanya düşmanlığı kadar büyük bir hata yok. Türkiye burada kilit bir ülke ve Almanya'nın da bu PKK'ya, bölücülüğe vesaire karşı tavırlarını burada görüyoruz, kaydediyoruz, saptıyoruz. Onun için Alman-Türk ilişkilerinin iyileştirilmesi, düzeltilmesi, geliştirilmesi hem mecburidir. Türkiye'nin güvenliği Almanya'dan başlar, Almanya'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Bu bakımdan mecburidir. Bu ilişkiler stratejik olarak gelişecektir. Biz de buna önderlik etmeliyiz.